seni abla. Ay var kurban. Sakin ol Mustafa. Ben ne zaman evleneceğim ya? Birkaç yıldır Türk televizyonlarının modası haline gelen ve erkek kadın herkesin ilgisini çeken izdivaç programları halka ne yarar sağlıyor? Toplumun temel yapısını oluşturan aile, milyonlarca izleyici önünde ve soyut ifadelerle kurmaya çalışılırken maddi isteklerse her adayda dillendiriliyor. Geldim biliyor musun? Sen benim nereden geldin biliyor musun? Tamam. Maneviyat açısından toplumun yapısını bozan bu programlar evlilik çağındaki gençleri de kötü etkiliyor. Yapılan araştırmalara göre gençler evlilikten bu programlar sebebiyle soğuyor. Bu tarz programlar değer yargılarımıza ne kadar uygun ve halk evlendirme programlarını samimi buluyor mu? Mikrofonumuzu vatandaşa uzattık, ilginç cevaplar aldık. Yapılan araştırmalara göre evlilik gibi kutsal bir değer, kimi zaman para kazanma hırsı uğruna, kimi zaman da reyting uğruna yapılan evlilik programları ile gençler evlilikten soğutuluyor. Peki Konyalı bu evlilik programları hakkında ne düşünüyor? Hiç samimi bulmuyorum. Kesinlikle bir insanın ailesini tanımadığı biriyle evlenmesi hiç de doğru bir şey değil. Yani ne kadar kendilerini orada ifade edebiliyorlar. Mesela bir kişi birini seviyor, ondan sonra diğer birileri de onu sevdiğini söylüyor. Yani bir kişi için 3-4 kişi kavga ediyor. Hani bu saçma bir şey, kültürümüzü zedeleyici bir şey bence. Hiç samimi bulmuyorum. Hiç hoş gelmiyor. Etik de gelmiyor. En son yapacağım şeydir herhalde öyle bir programa çıkıp aday aramak. Çok komik, hatta trajikomik yani. Ben üzülüyorum izledikçe. Yani normal standart Türk ailesinin bir ferdi çıkıp da televizyonda eş bulmaz kendisine. Bir de bizim toplumumuz için bunlar çok özel mahrem problemler. Yani öyle kamuoyuna anlatılacak şeyler değil. Aile içinde bile konuşulmayan şeyler televizyon ortamında konuşulmaz bence. Dinimize göre hiçbir uygunu yok. Ben bulmuyorum uygun. Evde kalacak da olsam çıkıp da bir televizyonda koca aramam şahsen. İnsanların beynini uyuşturmaktan başka bir işe yaramayan bir sürü acayiplik, maymunluk, medya maymunluğu diyeyim ben size, siz öyle anlayın. Çok izlenmesinin sebebi bir başta da belirttiğim gibi cahillik. Cahil insan ne yapar? Boş oturur, ne önüne ne korsan yer. Yani hiç sorgulamaz bu nedir, içeriği nedir. Yani sen bunu nasıl yaptın diye sorgulamaz. Bu insan ne bulursa önüne verdiğin şeyi yemekle meşguldür o an. 17-18 yaşındaki çocuklar bile evlilik muhabbeti geçtiği zaman hemen ev, araba, sigorta tarzı şeyler soruyorlar birbirlerine onlardan özenerek. Ben açıkçası pek izlemiyorum ama annemler, ne bileyim, aileden izleyen büyükler de vardı. İzlediğim zamanlar evet ben de sordum. Yani buna katılabilirim ben. İnsanları yani samimi olmadan bu toplumun karşısında bu şekilde çıkarıp da yani normal bir iletişimi de bozuyor.